Bugün sizlerle beraber makarna yapacağız. Makarna mı? Evet, makarna. Yani sıfırdan makarna yapacağız. Burada önemli olan sizinle ticari bir değeri olan tarifi paylaşacağım. Ne demek ticari değeri olan? Yani bir gün kafanıza atarsa ve şöyle derseniz, ben bir restoran açacağım, orada da işte makarna satacağım dediğiniz zaman işte beni hatırlayacaksınız ve bu tarifi hatırlayacaksınız. O zaman görüşeceğiz. Şimdi şöyle dolu dolu kocaman bir bardak tavuk suyumu koyuyorum. Şöyle koyayım. Birazcık daha su ekliyorum. Yani ortalama koyduğum su miktarı 400 mililitreye falan tekabül ediyor. Evet. Hatta biraz daha bile koyabilirim yani. Ama benim için şu anda iyi. Çünkü bir porsiyonluk yapacağım. Şimdi nelerim var? Bakalım malzemelerimizi tanıyalım. Evet, unum var. Evde bir un var. Ama peki makarna yapımı için uygun mu? Ona bakıyorum. Hemen benim çiğ köfte testine bakacağım. İyice sıkıyorum. Her tarafım un oldu. Sıkıyorum. Bırakıyorum. Evet. O zaman çiğ köfte gibi kalıyor. Parmaklarımın arasından dökülmedi. Şimdi tekrar yapalım testimizi. Sıktım. Açtım. Çiğ köfte gibi. Yani şu parmaklarımın arasından dökülmüyor. O zaman proteince zengin, su miktarı alan, yani bayağı su alabilecek bir un şeklinde ve sert hamur olacak bu. Evet. Şimdi bakalım. Neler yapıyorum? Yarım çay kaşığı. Koyu renk giymeyin. Yarım çay kaşığı tuz koyuyorum. Yani şu kadar. Görebiliyor musunuz? Bunu atıyorum. Ondan sonra iki tane yumurta kıracağım. Şimdi makarna aslında hep şey derler ya, şu ortasını açayım. İtalyanların falan. Aslında makarnanın çıkışına baktığımızda şöyle diyebilirim. Hani İtalyanlar evet makarnaya uzun seneler sahiplenmişler. Hatta 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar öyle bir sanayileştirmişler ki makarnalarını. Tariflerini paylaşmamışlar yani, fabrikalar kurulmuş falan. Ama şöyle baktığımızda aslında Anadolu'da da erişte adı altında bir çeşit makarna yapılıyordu. Ya da uzak doğuda Çinlilerde de noodle dediğimiz bir makarna yapılıyordu. Yani aslında makarnanın tam olarak doğduğu yer İtalya diyemeyiz. Bence. Şimdi bir miktar, daha doğrusu iki tane yumurtayla beraber unumu karıştırıyorum. Peki ne kadar un? 375, işte 2-3 su bardağı, 3 su bardağı un. Hatta şöyle gösterebilirim bardağımı, bunda. 3 su bardağı un. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Başka hiçbir şey koymadım. Tabii bunu ta Romalılar un, buğday böceklenmesin diye suyla karıştırmışlar. Ve demişler ki böyle daha uzun süreli saklayabiliyoruz buğdayı. O yüzden makarnayı şans eseri bulmuşlar yani. Şimdi iyice yoğuruyoruz. Beni hatırlayacaksınız. Bir açın dükkanınızı, sonra telefon edin. Sosyal medyadan haberleşelim, ben geleceğim. İyice yoğuruyorum. Hamurunuzu kulak memesi kıvamına getirene kadar yoğuracaksınız. Sakın aldanmayın. Herhangi bir su koymak yok. Ekstra bir yumurta eklemek yok. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Benim dediğim tarifi yapın. Yani dediğimi yapın. Tamam mı? Yaptığımı da yapın. Evet. Bu değişik bir atasözü oldu. Dediğimi ve yaptığımı yap. Beni takip et gibi oldu. Şimdi kulak memesi kıvamına gelene kadar, Cemile teyzemin deyimiyle konuşuyorum, bu hamuru yoğuracaksınız. Biraz zaman alıyor ama akşamdan yapabilirsiniz, dolaba koyabilirsiniz ve zaten makarnanın saklama şeklinin nasıl olduğunu göreceksiniz. Evet, zaten bakın toparlanmaya başladı bile. Evet, görebiliyor musunuz bilmiyorum, şunu kaldırayım. İyice gerçekten Cemile teyzemin kulak memesi gibi oldu. Başka tabirler de var ama ayıp. Şimdi. Şöyle. Şu şekilde. Aslında görebiliyor musunuz? Yani belki biraz daha gluten geliştirebiliriz. Ne demek gluten? Yani o
buğdayla sıvı bir şey karıştığında birden proteinler ve şeyler yer değiştiriyor. Moleküller şu şekilde kilitlenmeye başlıyor. Ve o siz yoğurdukça güzel bir hal alıyor. Ve bazen hatta şöyle esnettiğinizde yırtılmaması isteniyor. Biz buna pencere testi diyoruz. Daha çok ekmeklerde yapılıyor. Şeyde değil, makarnada değil. Ama şimdi makarnamı ben biraz bekletebilirim bir miktar. O arada da makarna suyumu haşlayacağım, suyumu hazırlayacağım. Yani et suyu koyduk ya, onlara mantarlarımı koyacağım. Şöyle birazcık bekletiyorum. Hatta şurada biraz streçim var. Onunla da kaplayayım ki üzeri kabuklanmasın. Açarken acı çekmeyeyim. Şöyle. Tamam. Burada bekliyorum. Tamam. Şimdi sıra nerede? Suyumu açmıştım. Birazcık daha açıyorum. Güzelce. Sonra mantarlarımı. Mantarları biliyorsunuz güzel bir şekilde temizlemek gerekiyor. Yani nasıl? Bunların sapları var. Bunları buradan böyle azıcık düğme çevirip çıt yapıyorsunuz. Açılıyor. Güzelce suyun altında içini yıkıyorsunuz. Dış yüzeyinde biliyorsunuz bunlar çünkü toprak altından çıktıkları için diş yüzeyini de çok güzel yıkıyorsunuz. Ve bu şekilde kullanıyorsunuz. Ama gövde kısmını atmıyorsunuz. Çünkü onları da ihtiyacımız var. Onları da kullanıyoruz. Onlar da yeniyor. Şimdi mantarlar o kadar ilginç ki. Bizim bu mutfakta tat dediğimiz bir olgu var. Lezzet, tat. Şimdi diyorlar ki nasıl bir tat? İşte tatlı, acı, yani dilimizin tadların ağız içerisindeki hareketleri. Tatlısı, acısı, tuzlusu, ekşisi var. Ekşi. Söyleyemedim. Ve bu ekşiden sonra bakıyorsunuz, şimdi mantar yiyorsunuz. Ya ağızda güzel bir doluluk veriyor, ona hiçbir şey demiyorum. Ama bir şey eksik yani. Tatlı değil, ekşi değil, bir türlü tarif edemiyorsunuz. İşte o yüzden son yıllarda tatların tarifine bir olgu daha girdi. Onun adına da İngilizcesi geldi aklıma ama şimdi onu söyleyeceğim. Lezzet deniyor. Yani ağız doluluğu. Bunların içerisine neler giriyor? Yeşil çay ve mantar. O yüzden bunu anlattım. Mantar da bunlardan biri. Ağız doluluğu veren ve tadı tanımlamasında yardımcı olan bir beş duyudan, lezzetten biri. Beş duyu demeyelim. Şimdi güzelce saplarıyla beraber bir miktar mantarımı kesiyorum. Tamamen sizin hani elinizde olan miktara göre değişiyor. Belli bir ölçüsü yok. Göz kararı dedikleri şey bu olsa gerek. Gözüm karar veriyor. Şimdi mantarlarımı atayım. Wow. Çok güzel. Mantarların belli bir lezzet katacak tavuk suyuma. Peki tavuk suyumu nasıl yaptım? Onu da hemen anlatayım. Soğan, havuç ve kereviz. Bunları güzelce küçük küçük doğradım. Tavuğumla beraber 6 saat gibi bir şekilde kaynadı. Ama bunun içerisine kaynarken tane karabiberim var mı? Yok ama tane karabiber, defne yaprağı, sarımsak ve maydanoz koydum. Onlar böyle tülbent gibi bir şey koyup onları da içerisine koyduğumda onlar böyle 6 saat kaynadı. Oh, 6 saat. Yani bütün sebze, tavuğun içindeki bütün vitaminler suyuna geçti. Hafif kaynarken de üzerindeki yağını aldım ve geriye benim için tavuk suyu kaldı. Ve onu ben isterseniz buzluklara koyuyorum şu şekilde. Dip frizimde tutuyorum. Benim buzdolabım dip friz aşağıda. Dip frizimde tutuyorum. Ya da her zaman yani devamlı kullandığım için işte soslara kullanıyorum. Yemek yaparken kullanıyorum. Herhangi bir salata sosu hazırlarken kullanıyorum. Hep elimin altında oluyor. Şimdi. Bunu da hazırladık. Sıra makarnama geldi. Hadi bakalım. Açmaya başlayalım. Önce şunu kenara kaydırıyorum. Kendime biraz yer açıyorum. Siz de beni izleyebilin diye. Hatta şöyle yapalım. Biraz un koyuyorum.
pidelik un da olabilir, yani ekmeklik un da olabilir. Sizin hafif evde bulunan her çok amaçlı un da olabilir. Şimdi kaynamaya başlayınca altını kıstım. Açalım. Bir oklavaya ihtiyacım var. Birazcık açacağım. Tada. Evet, çok değil yani. Çok azıcık açacağım. Çünkü asıl açma işlemimi ben bu makinede yapacağım. Şimdi size birazcık bu makineyi anlatıyorum. Eğer bulabilirseniz, çok işinize yarayacak bir makine, ki bulabilirsiniz. Özellikle restoran malzemeleri satan, pastacılık malzemeleri satan, mutfak malzemeleri satan bütün yerlerde var. Bakın, çok rahat açılan bir hamur değil zaten bu. Yani bizim baklava hamuru gibi değil. Yani gerçekten zor bir hamur. Yani kaslıyımdır ha. Ona göre gerçekten zor bir hamur. Ve şöyle azıcık inceltiyorum. Bu inceltmemin sebebi de makineden kolay geçmesi için. Hamurumu dövdüm. Yani biraz daha pürüzsüz olması için. Tek amacım bu. Başka hiçbir esprisi yok. Şimdi makina şöyle bir makina. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Burada şöyle bir kolu var. Ve burada aşağıda da bir vidası var. Vidasını takıyorum ben. Ondan sonra bu el yapımı bir hamur olduğu için, hatta birazcık keselim. Şöyle güzel geçsin. Kendime bir porsiyonluk yapacağım ya. Şöyle önce geçiş aralığını ayarlıyorum. Evet. Şimdi başlıyorum. Nasıl? Aşağıdan çıktı. Güzel. Şimdi birazcık daha daraltacağım. Daralttım. Evet. Çok rahat. Yani özellikle çocuklarla yapıyorsanız bunu acayip keyifli. Ben yeğenlerimle yapıyorum. Evet. Şöyle birazcık daha. Ne kadar ince olursa pişme süresini o kadar kısaltmış oluyorsunuz, onu söyleyeyim. Üstüm başım şey oldu. Tamam, bayağı bir incelttim şu anda. Tekrardan koyuyorum. Wow, çok güzel gidiyor. Hemen hatta şuradan geri alıyorum. Geri alıyorum. Şimdi eğer hamurunuzu yaptınız diyelim. Vaktiniz olmadı. Bunu dolapta saklayabilirsiniz. Çok rahat. Şu anda şuradan kesiyorum. Bayağı incelttim hamurumu gördüğünüz gibi. Ve yani misafiriniz geldiği zaman pişirebilirsiniz. Ya da çocuklar okuldan geldiğinde de pişirebilirsiniz. Hey, çok güzel oldu. Upuzun bir şey oldu. Şimdi bu en son derecesindeydi. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Ve diyorum ki kalın bir şey olsun. Başlıyorum buradan kesmeye. Diyelim ki makine yok. Ne yapacaksınız? Elle açacaksınız. Biraz güç gerekiyor. Fazlalar gerekiyor. Sonra bıçakla tak 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 keseceksiniz. Ya da şöyle bir alet var. Bununla bunu böyle esneyip açılabiliyor. Hepsi aynı boyut olması için de bunu bu şekilde tık tık. Hatta bir tanesini keselim. Bu şekilde kesiyorsunuz. Gördünüz mü? Yani demokraside çare tükenmez. Hemen şimdi makinemi tekrardan başlatıyorum ve bir tane de tabak hazırlıyorum kendime. Tabii bunu böyle yemeyeceğim, sakın yanlış anlayın. Beni dinliyor musunuz diye bakıyorum. Evet, sonra devam ediyorum. İşte bu kadar. Hazır. Bunu birazcık unlamam gerekiyor ve açmam gerekiyor. Birbirine yapışmasın diye. Şimdi şöyle yapalım. Hatta şunları şöyle alıyorum. Biraz un serpiyorum. Yapışmalarını istemiyorum çünkü. Atacağım, kaynayacaklar. Nasıl gidiyor? Takip edebiliyor musunuz? Güzel.
gerçekten burası çok değişik, güzel böyle. Hani buğdayın o değişik bir kokusu vardır ya yumurtayla birleşince. Çok güzel kokuyor. Yani diyor ki az kaldı, hazır olacağım, yiyeceksin diye. Tamam, birazcık daha un atacağım. Evet. Bu şekliyle aslında kurutabilirim. İşte kuruduğu zaman hiçbir problem yok. Fırınlayabilirim. Buzdolabında saklayabilirim. Şimdi birazcık daha yapalım. Bir kez daha gösterelim. Hop. Hızlandığımızda da böyle oluyor. Evet. Şimdi güzel tek tek ayırıyorum. Bu çok orijinal bir tariftir. Bunu isterseniz ıspanakla karıştırabilirsiniz ve o zaman da biliyorsunuz ıspanaklı olur. Sonra zerdeçalla karıştırabilirsiniz. Yani ne tat vermek istiyorsanız onunla karıştırabilirsiniz. Şu anda ben bir porsiyonluk gibi hazırladım sayılır yani. Şunları da atayım hatta içerisine. Bunlar var, bir şey oldu, küçük oldu. Bunu da yapalım mı? Hı? Bir kez daha. Hop. Herkese makarna. Şimdi bu arada patlıcanlarımı soyacağım. Çünkü makarnamı patlıcanlı yapacağım. Birazcık daha un istiyorum. Çok iyi. Büyük restoranlarda şöyle saklıyorlar. Hafif yarı pişiriyorlar makarnayı. Ve ondan sonra onu buzdolabına koyuyorlar. Buzdolabına koyuyorlar ki... mesela diyelim ki biri patlıcanlı istedi, fettuccine patlıcanlı, diğeri peynirli istedi, diğeri mantarlı istedi. Hemen hazır olarak geliyor, tavada iki çeviriyorlar ve servise gönderiyorlar. Yani sistem bu. Şimdi güzel şunları kaldırıyorum ve streçliyorum ki daha sonra devam edeceğim yemeği. Şuraları birazcık toparlıyorum. Şimdi güzelce patlıcanlarımızı ayıklayalım. Patlıcanı dikkat edin. Erken ayıklarsanız kararır. Kararmış patlıcan istemiyoruz. O hiç profesyonel durmuyor. Şimdi şöyle. Eğer soyacağınız varsa, salatalık soyacağınız, onunla da yapabilirsiniz. Benim de şuralarda bir yerdeydi. Ama şöyle daha rahat oldu. Evet. Sonra şunu da yapalım. Evet. Güzel. Şimdi patlıcanı şöyle kesiyorum ve tekrar kesiyorum. Buradaki önemli olan şey büyüklük, kestiğiniz sebzelerin büyüklükleri. Hepsini aynı anda pişirmek istiyorsanız o zaman büyüklüklerine dikkat edeceksiniz. Şöyle bakın kararmaya başladı bile, o kadar hızlı kararıyor ki. Ve ben bir kap alacağım, bir kaba limon sıkacağım. Hop hop. Sonra şurada da bir tane limon sıkacağım olması gerekiyor. Buralardadır. Üşendim yine. Hemen şunları atalım içine. Bir tane şey kaçtı. Tuzlayalım. Neden? Çünkü yağda yapacağım ya. Bütün yağı emsin istemiyorum. Patlıcanın yüzeyi değişsin istiyorum. O pürüzsüz yüzeyi değişsin istiyorum. Limonlu bir şekilde karıştırdım. Biraz daha sıkıyorum. Biraz daha sıkıyorum. Tamam. Takip edebiliyor musunuz? Tamam, güzel. Şimdi bir tava kullanıyorum. Sote edeceğim. Patlıcanlarımı. Ayçiçek yağı. Zeytinyağı kullanmıyorum ben şu anda. Çünkü yüksek ısıda yapacağım. Zeytinyağı yandığı zaman sevmiyorum. Kokuyor. Evet. Güzel. Birazcık yağım ısınsın. Sonra mantarlarımı da içine atacağım. Sonra domatesimi hazırlayayım. Ve neredeyse hazır olacak. Bu arada size şeyi anlatayım. Şimdi geçenlerde, daha doğrusu bu yaz, şuraya doğrayayım. Cemile teyze şeye gitti. Tatile gitti, tamam. Ve Cemile teyzem tatile gittiğinde gerçekten biz ya merak ediyoruz. Yani neredesin, iyi misin falan. Daha doğrusu o bizim merak etmemize gerek kalmadan ha biri arıyor işte. Şu anda
havuza gireceğim, şimdi işte plaja ineceğim, yok şunu yapacağım, bunu yapacağım diye anlatıp duruyorum. Sonra gitti ama yok, kadından ses yok, bir türlü şey yapmıyor, aramıyor hiç. Biz arıyoruz falan, açmıyor telefonunu. En sonunda otelden bulduk işte. Teyze neredesin, ne yapıyorsun? Aa dedi, işte ben şu anda dedi meşgulüm dedi, beni birazdan ara dedi, tamam mı? Allah Allah, yani endişe ettik ne yapıyor diye. Sonra tekrardan otel görevlisini aradık, dedi ki hani işte Cemile Hanım'la görüşmek istiyoruz, hani oda numarası şu şu, lütfen bize yardımcı olabilir misiniz? Neyse araştırdılar, işte dediler şu anda bir şey var, böyle su yüzeyinde giden hani muz gibi, Ringo gibi şeyler var ya, şu anda teyzeniz ona biniyor gayet iyi. Teyzem 65 yaşında bu arada. Tamam dedik, yani iyi, keyfi yerinde. Arkasından ben tabii dayanamadım, akşamüstü oldu, yine hiç ses seda olmadığı için aradım. Teyze ne yapıyorsun dedim. Şu anda dedi seninle konuşamam dedi, çünkü dedi dövme yaptıracağım, sıra bana geldi dedi, kapattı. Dövme mi? Teyze. Sonra hemen aradı. Deniz dedi, peki ben dövmemi nereye yaptırayım? Dedim teyze, yani yaşlandığında sarkmayacağım bir yere yaptır. Bacağına yaptır. Neyse sonra öğrendik ki hani dövme dediğin sadece kalemle çiziyorlarmış. Muz dediğinde böyle birkaç tane daha pimponla beraber, yaşlı yaşı ileri insanla beraber hani sadece sakin sakin gezdiriyorlarmış ama gerçekten çok eğlenmiş. Evet, şimdi yağım kızdı güzelce. Bu sesten korkmayın. Kızma sesi değil yani bu. Güzel, azıcık kısıyorum. Patlıcanlarımı. Bu arada sarımsak. Hop, yakaladım. Artık böyle böyle sarımsak yakalıyorum. Herhalde bana 3 parça yetecek sarımsak. Şimdi söylüyorum. Bu şekilde soymayı seviyorum. Öbür türlü daha uzun sürede oluyor. Evet. Altını iyice kıstık. Ve şu sarımsaklarını soyayım. Evet. Domatesim giriyor. Girecek içine. Fesleğen hazırladım. Şimdi bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hani makarna deyip geçmeyin. En güzeli gerçekten sebzeler kattığınız zaman makarnanın içerisine ayrı bir lezzet oluyor. Ve o yaş kısmı var ya çok ağızda farklı bir tat bırakıyor. O zaman unutulmuyor. Yani tek istediğim şey farklı yapmanız. Zaten kendi orijinal işte tarifinizi kullanacaksınız. Bu tarif süper bir tarif. Kesinlikle deneyin. Tamam. Güzelce sarımsaklarımı attım. Ve içerisine mantarlarımı da atıyorum. Bir tane kevgirim olacaktı burada. Güzel. Şuradan süzerek alıyorum. Hop. Evet. Sen nereye gidiyorsun bakalım? Burası inanılmaz güzel kokuyor gerçekten. Tamam. Domateslerimi de koyuyorum. Ben domateslerin kabuğunu soymuyorum. Çünkü sebzeleri zaten çok öldürmüyorum. Geçenlerde bir arkadaşımla öyle konuşuyorduk. Deniz Hanım, zaten siz sebzelerinizi öldürmediğiniz için daha güzel oluyor. Gerçekten öyle. Çok fazla öldürmeye gerek yok. Hafif böyle diri. O ağza geldiği zaman böyle o yapısı patlayacak ağzınızda. O çok güzel oluyor. Şimdi bunun altını kıstım. Bana haber verin yanmasını. Şimdi, bu arada takip edebiliyor musunuz? Şöyle içine atıyorum. Kaynamış olan suyun, kaynamakta olan suyun içine. Ben şu anda bir porsiyon olarak attım. Evet, şöyle. Şunları da atalım. Wow, güzel. Pişmeye başladı. Şimdi şeye çok dikkat edin. Eğer tavuk suyunuz, et suyunuz hazırladıysanız ben onları tuzlu olarak hazırlamıyorum kesinlikle. Çünkü yemeğime ne kadar tuz atacağımı ben sonradan karar veriyorum. O yüzden siz de tuzlu olarak hazırlamayın ama yemeği yaparken tuzlamayı unutmayın.
Şimdi makarna mı yaparken tuzlamıştım. Ve tavuk suyuma da daha sonra tuz koymuştum ben. O yüzden tuz koymayacağım şimdi. Ve bu arada sotem oldu. Bir alüminyumla onu kapatacağım. Çünkü sulanmasını istemiyorum yalnız. O çok önemli. Tam kıvamına geldiğinde kapatacağım. Sadece soğumaması için ocaktan alıp ağzını kapatacağım. O kadar yani. Biraz bir gıdım daha olsun. Şimdi şuraları toparlayalım ve köftemize geçelim. Türk geleneği köftesi. Yani diyeceksiniz ki yine aynı şey. Hayır, makarnada nasıl farklıysa şimdi köftede de farklı bir şey yapacağız. Birazdan beraberiz. Şimdi şunun altını kapatıyorum ve koyuyorum. Çıkartıyorum. Makarnam da olmak üzere, biraz daha pişsin çünkü pişme süresi biraz fazla olabilir. Hemen etime başlıyorum. 125 gramlık bir et, kıyma, köftelik. Ondan sonra güzelce ekmek kurusu. Ekmek kurusu koyacağım. Köfte Türk geleneğidir. Aslında köftenin doğum yeri Türkiye. İran'da paylaşıyor ama onun dışında lütfen hiçbir İtalyan, hiçbir Amerikalı hamburgeriyle falan deyip köfte bizim kültürümüzdür demesin. Çünkü köfte Türk kültürüne aittir ve lütfen sahip çıkalım. Yani bunda çok şeyim ben. Benim şurada daha önceden kesilmiş olan sarımsaklarım vardı. Ekonomi mutfakta başlar, o yüzden var olan sarımsağımı kullanmayacağım. Evet. Şimdi, ne diyordum? Köfte bizim kültürümüze ait bir şey gerçekten. Çünkü sultanlarımızdan, hatta Yavuz Sultan Selim'di yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Ali Nazik. Ali Nazik bir çeşit köfte, bir çeşit aslında kebap değil, yemek türü. Daha sonra etli de yapılıyor, hani köfte şeklinde de yapılıyor hani insanların şeyine göre. Demiş ki, Yavuz Sultan Selim'e yapılmış bir gün. Cemile teyzem anlatıyor. Onu çok sever böyle hikayelerimi. Ben çok seviyorum onları dinlemeyi. İşte kim bu eli nazik insan demiş. Yani o kadar çok beğenmiş ki yapılan yemeği. Oradan da bir Ali Nazik türemiş. Yani değişik bizim köfte isimlerimiz vardır. Mesela kadın budu köfte. Hatta bir dönem çok müstehcen olarak düşünüldüğü için tartışmaları falan konu olmuş. Evet. Şimdi ne koydum? Standartta biliyorsunuz soğan koyuyorduk. Soğan koymadım. Ve ekmek kurusu koydum. Arkasından evet maydanoz koyacağım. Biraz maydanoz. Ben maydanozu çok seviyorum. Ayrıca kolesterolü düşürüyor maydanoz. Saplarını bile kullanıyorum. Ama şu anda kullanmadım. Şöyle şey yapalım. Görebiliyor musunuz net bir şekilde? Takip edebiliyor musunuz? Evet, herhalde bu kadar yetecek. Maydanozumu da koyuyorum. Biraz daha maydanoz. Güzel. Şimdi biraz su ve biraz yağla bunu ovacağım. Tuzumu da koyayım, yumurtamı koyayım. Bir yumurta. Bağlayıcı olarak kullanıyorum yumurtayı. Hemen şuradan sıvı yağ alacağım. Biraz yağ, fazla değil. Biraz su. Ne yapıyorum? Biraz kurbağa bacağı. Tozu. Beni dinliyor musunuz diye bakıyorum. Arada bu ne yaptı demeyin diye. Yine değişik bir şeyler yapıyor. Evet. Bunu çok üzülüyorum. Çünkü bu köfte bizim aslında orijinal köftemize çok yakın bir köfte. Yani bir çeşidi. Ama sen tut bunu. Başka ülke insanlarına kaptır. Onlar da gelsinler burada büyük bir alışveriş yeri açsınlar. Ve bu köfteyi de satsınlar bize. Bizim köftemizi bize satıyorlar yani. O yüzden de lütfen sahip çıkalım diyorum ben. Bütün Osmanlı Türk mutfağına. Şimdi iyice yoğuruyorum. Buradaki yoğurmamızın şeyi hani böyle gerçekten o suyu, o yağı iyice emecek. Ve isterseniz birazcık da pul biber koyabilirsiniz. Hemen koyalım. İstersenizden ziyade şöyle. Çünkü kırmızı biber
metabolizmayı hızlandırır. Evet, şu şekilde. Koymadığımız bir şey kaldı mı? Hayır. Kaşar koyduk. Birazcık bana yaş geldi, o yüzden koyuyorum. Kaşar koyduk. O kaşar isteğe göre değişebilir. Farklı peynirler de koyabilirsiniz, beyaz peynir hariç. Farklı peynirler dediğim parmesan mesela. Evet. Ben bir keresinde kuşak köftesi yapmıştım. Tarifte kaşar diyordu. Sonra ben onu beyaz peynirle yaptım. Çok güzel oldu, o da ayrı mesele. Ama tabii orijinal tarifi uygulamadığım için Cemile teyze bir sürü şey laf etti. Sonra dedi ki, yani niye orijinal tarifi uygulayalım ki? Eğer damak tadınıza uyuyorsa devam etmeniz lazım. Zaten bu da hani tecrübeyle gelecek bir şey. Tabii ki her şeyi her şeye katmamak gerekiyor, o ayrı mesele ama. Şu anda ben köftelerimi şu şekilde yuvarlıyorum ve bir miktarda yağ ısıtacağım. Sonra onları yağda çevireceğim, arkasından da fırına atacağım. Fırınımı da 175 dereceye fanlı olarak ayarladım. Tabii ufak bir şeye ihtiyacım var çünkü köftemi unlayacağım. Hop, biraz un. Şimdi evet yakalım. Biraz yine sıvı yağ. Zeytinyağı koymuyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Tamam. Yani dediğim gibi ısıyı yükselteceğim için zeytinyağı kullanmıyorum. Evet. Bunu birazcık ısınsın. Ben de o sırada köftelerimi una bulayacağım. Şu şekilde yapıyorum. Hatta bir tane daha eldiven alayım ve hızlanalım. Haydi tempo. Bana yetişebiliyor musunuz? Takip edebiliyor musunuz? Bir sorun var mı? Evet, yok değil mi? Güzelce sıkalım bunları. Evet. Makarnam oldu. Artık yani normalden tabii ki daha uzun sürede pişiyor makarnamız. Çünkü ev yapımı yaptık yani. Sıfırdan yaptık. Evet. Şu anda kendime tek porsiyonluk olarak hazırlayacağım köftemi. Burası İnanılmaz güzel kokuyor. Yani keşke burada olsaydınız. Hakikaten keşke burada olsaydınız. Beraber yerdik, kendin pişir kendin ye. Şeklinde. Şimdi güzelce una da buluyorum. Ondan sonra şöyle, evet. Değişik bir şey oldu. Tamam. Beni takip edebiliyorsunuz değil mi? Şimdi şunları atıyorum, şuraları temizliyorum. Hemen önce yağımın yanına geliyorum. Şunları dolabıma koyacağım hızlıca. Bu şekilde kaldırmayın. Etiketleyin, üzerine tarih yazın, streçleyin. Ben sadece size göstermek için bu şekilde kaldırıyorum. Hijyeni asla bırakmıyoruz, tamam mı? Evet, şimdi bunları da dökelim. Şimdi güzelce bakalım yağım oldu. Değil mi? Birazcık baloncuklarını görebiliyor muyum? Evet. Şimdi o zaman arada şu bıçağımı da temizleyeyim ve şöyle bir salata yapacağım. Lahana salatası. Bu da aslında şunları kaldıralım birazcık ortalıktan. Bu salata da değişik bir salata. Yani bizim gene standardımızda olan bir salata ama yine Avrupalı almış onu alayıp bulayıp bize geri tanıtıyor. Yalnız burada tabii ki bizde farklı olan şey biraz lezzetini değiştiriyoruz. Lahanamız var, sarımsağımız var ve yoğurt, şeker, sirke. Wow. Yoğurt, şeker, sirke. Şunları da kaldıralım. Evet. Güzelce. Şurada başka neyim varmış? Hemen bakıyorum. Evet, sirkem var. Tamam. Şimdi salatama da geçeceğim. Bakıyorum, oldu. Atıyorum. Güzelce köftelerimi. Çok fazla una bulamadım. Az az. Tabii daha güzel yuvarlaklar yapmak mümkün. Evet. Evet. Bu arada şu makarnayı şuradan alalım. Hatta şunu evet, şurayı kapatalım. Tamam. Daha güzel yuvarlaklar yapabilirsiniz. Benimkiler biraz hızlı oldu. Şunları tamamını koyuyorum.
fazla una bulamıyorum. Yani az az, az az. Önemli olan az az. Tamam. Evet. Şimdi burada o kahverengileşmeyi göreceğiz. Ve tamamını pişirmeyeceğiz. Yani yarı pişireceğiz buradaki köfteleri. Buradaki ki espri şu. Yani köftenin o üst kısmını çok hızlı bir şekilde kabuklaştırıyorsunuz. Ve o içindeki nem hala kalıyor. Ona dikkat edin. Şu anda, evet. Gerçekten öyle. Birazcık daha. Tamam. Şu anda şeye geçeceğim güzelce. Lahana salatama. Çünkü köftelerim birazcık kahverengileşsin, hemen fırına atacağım. Şimdi peki lahana salatamda neler var? Bir küçük kaba ihtiyacım var. Ondan sonra da lahanaları şöyle ince doğrayacağım. Ama bu arada da gözetliyorum. Şimdi köftelerimi fazla yapmayacağım. Ve onları bir tabağa, hatta tabağa almayacağım. Şöyle bir şey alacağım. Evet. Harika. Şimdi lahana salatam için olan malzemelerimi getirdim ya. Ama şuraları bir toparlayayım. O sırada da köftemi de fırına atıyorum. 175 derecelik fırına. Ve birazdan yine buluşalım. Burada. Evet, şimdi güzelce makarnam olmak üzere köftelerim fırında. Yine ev yapımı makarna, ticari değeri olan tarif, yine Türklerin yani kültürü geleneği olan köftemiz, içerisinde soğan yok ve şu anda da lahanalı bir salata yapıyoruz. Şimdi lahana çok yararlı bir şey çünkü inanılmaz bir antioksidan, mide ülserine iyi geliyor. Yani gerçekten yok bu lahanada. Şimdi güzelce şöyle ince doğruyoruz lahanalarımızı. Yalnız bu lahana ile ilgili de ilginç bir şey var, biliyorsunuz değil mi? Derbilerin kökeni var. Temelinde aslında Osmanlıların iki tane takımı var. Biri lahanacı, diğeri bamyacı. Ve ikinci Mahmut bamyacı, üçüncü Selim de lahanacı takımı daha çok tutuyor. Böyle bir şey var mı? Evet, gerçekten var. Hatta onların tezahüratları da şöyle. Lahanaya kuvvet, bamyaya lezzet. Böyle bir tezahürat var ona göre. Bu bamyacıların asıl kökeni aynı lahanacıların olduğu gibi askeri düzene bağlı. Yani demişler ki her an savaşa hazır olsun. Öyle bir düzen getirelim ki her an savaşa hazır olsun. Tamam, bu insanlar gerçekten devamlı yarışıyorlar birbirleriyle ve asıl orada önemli olan cuma namazından sonra ya da bayramlarda açık meydanlarda savaşıyorlar ki kendi hünerlerini gösteriyorlar. Bu da daha değişik ve değişik bir şey. İşte bu bizim aslında derbilerimizin temelinde de bu yatıyor. Şu anda birazcık havucumu da rendeliyorum. Ben tek kişilik yapacağım. O yüzden devam etmeyeceğim. Evet, şu anda şunu da atalım. Şimdi neyim var? Mayonezim var. Mayonez. Koyabilirim de koymayabilirim de. Değiştirdiğim gibi. Şeker. Wow, şeker. Evet, şeker gerçekten lahanaya ayrı bir lezzet katıyor. Sirke. Çok değil, az. Tak. Sonra sarımsak, isteğe bağlı olarak. Zaten yemeklerimde çok fazla sarımsak var. O yüzden bu sefer sarımsak koymayacağım. Ama yoğurt koyacağım. İşte yoğurt. Geliyor. Aynı kaşıkla aldım. Hijyene dikkat. Lütfen daha sonra bu yoğurdu direkt kaldırmayın. Yiyin. Tamam mı? Evet. Şimdi
Buna isterseniz birazcık dereotu mesela şu anda aklıma geldi. Bence gerçekten dereotu güzel gidecek. Çünkü dereotunun, bakıyoruz şimdi, volüm dediğimiz yani hacmi gerçekten kuvvetli. Kuvvetli bir baharat. Yeşillik diyebiliriz. Şimdi avuçlarımı atıyorum. Lahanamı atıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Hey! Güzel oldu. Hatta birazcık daha bile yapabilirim. Değil mi? Evet, yapabilirim. Biraz daha istiyor. Mesela biraz daha lahana istiyor. Şimdi sunumumuza geçelim. Bir tabakta olması gerekenler. Renk, yapı, ondan sonra çıtırtı, ses, gürültü, hepsi. Duymak. Yani ısırdınız, o çıtırtıyı duyacaksınız. O zaman beyninize inanılmaz bir uyarılar gidecek ve daha çok yiyeceksiniz. Böyle bir şey işte. Tatmak böyle bir şey. Hemen hazırlayalım tabağımızı. Ne var tabağımızda? Bu arada bakıyorum. Oo, köpürmüş de köpürmüş benim köfteler. Olmak üzere. Ben makarnamı tabağıma koyana kadar köftelerim olur. Şimdi hazırlayalım. Bakalım neler var. Şuraları temizleyelim. Hemen. Şimdi. Makarna. Hey, güzel. Ve güzelce şunu azıcık ısıtacağım. Ve makarnamı içinden alıp oraya süzeceğim. Yalnız bak bir kişilik olmadı. Bana göre bayağı büyük bir porsiyon oldu. Evet. Harika. Burası çok güzel kokuyor. İyi. Güzel kokuyor. Tamam. Şimdi şunları karıştıralım. İsterseniz birazcık biberiye koyabilirsiniz. Yine biberiye de sert yani hacimce yüksek bir baharat grubuna girer. Maydanoz mesela. Maydanoz hayır öyle bir gruba girmez. Ama biz bu sefer fesleğen ve lor peyniri kullanacağız. Hı-hı. Çok güzel. Hatta ben azıcık buraya tereyağı koyacağım. Makarnamı koydum ya. Azıcık tereyağı. Çok değil, az. Biraz ısınsın. Şu anda şu artık tencereyle işim bitti. Güzelce bıçaklarımla da işim bitti. Onları da şöyle kaldırayım. Şuralarını temizleyeyim. Evet, güzel. Hey, geliyor. Az kaldı. Tamam. Nasıl gidiyor? Yetiştiniz mi bana? Güzel. Bunların güzel makarna kepçeleri var biliyor musunuz? Onlardan muhakkak alın evinize. Evet, şöyle böyle makarnalar için, işte burada. Şu şekilde olan kepçeler var. Kesinlikle evde bulundurun. Gerçekten. Çok işe yarar. Şimdi bu ne işe? Aynı böyle. El gibi dolduruyorsun, atıyorsun. Ama ona gerek kalmıyor. Hemen hop. Wow. Gerçekten çok güzel. Burası inanılmaz güzel kokuyor. Evet. İşte ev yapımı makarna. Şimdi şunlardan da koyalım üzerine. Muhteşem. Şimdi değişik değişik konum koyma şekilleri vardır makarnayı. Böyle çatala dolarsınız, kepçede dolarsınız, ince uzun bir şey yaparsınız. Artık o tamamen sizin yaratıcılığınıza göre. Ben birazcık böyle rahat bir makarna şey olsun istedim. O yüzden böyle koydum. Fesleğenlerimi de koyuyorum. Evet birazcık daha. Tak tak. Çok güzel kokuyor. Evet şöyle. Hatta birazcık. Şöyle. Biz genelde şöyle yaparız. Son nokta yani o. Allah'ım. Geliyorum. Çok güzel çünkü. Hemen salatamı da hazırlıyorum. Aslında salatam için bir tane böyle yuvarlak kulpatlar var. Onlardan ihtiyacım var. Onu bekleyin şuralardadır. Evet, köftem olmuş, geliyor.
okul patlarından da alırsam çok güzel olacak. Şuralarda bir yerde. İşte. Sadece işte sunma olsun. Onu şu şekilde koyuyorum. Ay. Dışarı taştı. Neyse. Evet. Şunu oradan alacağım. Hı-hı. Güzel. Şu şekilde bastırıyorum. Görebiliyor musunuz? Takip edebiliyor musunuz? Şunu da kaçırdığımı gördünüz mü? Güzel. Evet. Şu şekilde. İyice bastırdık. Sonra çıkardık. Yayılacak. Hiç problem değil. Ama önemli olan oradaki bir hava versin. Hemen birkaç tane dereotu. Tak 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 tak. Evet. Köftelerim yanına geliyor. Köfteler hazır. Geliyor musunuz yanıma yemeğe? Wow. İşte burası inanılmaz kokuyor. Şimdi beraber tadalım. Hem de tadım. Neleri var? Dikkatli olalım. Ben önce makarnadan başlayacağım. Köftelerim de biraz soğusun. Evet. Renk uyumu. Tamam. Yapısı. Ağzıma aldığımda göreceğim. Kokusu. Muhteşem. Muhteşem. Ve şimdi çıtırtı veya o sebzelerin diriliği gayet iyi duruyor. Yani sıcaklığı oldukça iyi. Öpürt etmeyin. Ayıp. Süper. Çok güzel. Bu tarifi ne olur, ne olur, ne olur deneyin. Muhteşem. Çok başarılı, çok başarılı. Harika. Şimdi öbürüne geliyorum. Köftem. Bölüyorum. Evet. Çok rahat bölünüyor. Ve bakın dışı sert. Tam istediğimiz gibi. Görebiliyor musunuz? Ama içi hala nemli. Kuru değil. Gerçek köfte böyle oluyor. Hemen lahana salatamdan alıyorum biraz. Ben bunu hızlıca programı kapatıyorum. Yemeğe oturuyorum. Sağlıklı beslenmek, mutlu olmayı bilmek ve şükretmek lazım. Yarın tekrar biz sizlerleyiz. Takibe devam.